Klasik Sosyoloji Tarihi 6. Bölüm. Ferdinand Tönnies. Tönnies, Almanya'da bir çiftçinin oğlu olarak doğmuş, filoloji, felsefe, teoloji, arkeoloji ve sanat tarihi eğitimi almış, Kiel Üniversitesi'nde çalışmıştır. En önemli eseri 1887 yılında yayınlanan Cemaat ve Cemiyet çalışmasıdır. Ağırlıklı olarak toplumsal değişme, suç ve intihar olgularıyla ilgilenmiş olan Tönnies, sosyolojinin kurucularından biri olarak kabul edilmektedir. Tönnies, sosyolojinin uğraş alanını aktif insan özneler arasındaki etkileşim biçimleri olarak tanımlayarak sosyoloji diğer disiplinlerden özellikle biyoloji ve psikolojiden ayırmaya çalışmıştır. O da çağdaşları gibi dönemin endüstrileşme ve kentleşme gibi önemli olgularını irdelemekle ilgilenmiştir. Özellikle geleneksel toplumlarla yeni ortaya çıkan kentsel endüstriyel toplumları toplumsal ilişki ve etkileşimdeki farklar açısından incelemeye çalışmıştır. Tönnies'e göre saf veya teorik sosyoloji ideal tip kavramlarından ve statik durağan haldeki toplumsal varlıklardan oluşan bir mantıksal sistemdir. Bu sistemin temel taşları ideal tip ile doğal irade ve rasyonel iradeye dayanan cemaat ve cemiyet kavramlarıdır. Matematiğin gerekli olduğu diğer alanlar gibi böyle bir sistemin de ampirik sosyal olguların tanımlanmasını ve anlaşılmasını gerektirdiğini belirten Tönnies, teorik sosyolojiyi 5 alana ayırır. Cemaat veya cemiyet kavramsallaştırması. Cemaat ve cemiyet kavramları Tönnies'in geleneksel kırsal yaşam tarzı ile modern kentsel yaşam tarzını karşılaştırma amacına, yani analitik bir amaca yönelik olarak oluşturulmuş ideal tiplerdir. Buna değineceğiz arkadaşlar bölümün sonuna doğru. Şimdi devam edelim. İlişkiler ya da toplumsal varlıklar teorisi. Tönnies cemaat ve cemiyet kavramlarını kullanarak toplumsal varlıkları farklılaştırır. Toplumsal varlıklar, toplumsal ilişkiler, kolektifler ve toplumsal örgütler ya da şirketlerdir. Toplumsal ilişkiler kişiler arasındaki iradi fiziksel ilişkilerden doğarlar. Ancak bu ilişkinin dışında kalan insanların da iradeleri tarafından şekillenirler. Bu açıdan ilişkilere katılanlar arasında birbirlerinin bir takım hakları ve yükümlülükleri olduğuna dair bir bilinç söz konusudur. Etnik gruplar, devletler ya da sınıflar gibi kolektifler kendilerini oluşturan bireylerin iradelerini kendilerini temsil edecek tek bir birey ya da belirli bireyler üzerinden ifade edemeyen topluluklardır. Toplumsal örgütler ya da şirketler ise kendilerini oluşturan bireylerin iradelerini kendilerini temsil edecek bir ya da birkaç bireyle ifade edebilirler. Toplumsal normlar. Tönnies toplumsal ilişkilerde düzenliği sağlayan 3 tip toplumsal norm olduğu belirtir. Bunlar düzen, hukuk ve ahlaktır. Düzen olarak adlandırılan normlar en evrensel olan normlardır. Ahlak ve hukukun özelliği olan toplumsal irade ise düzen normlarına oranla bireysel düşünceye çok daha fazla dayanır. Toplumsal değerler. Tönnies toplumsal değerleri 3 gruba böler. Bunlar ekonomik, politik ve entelektüel veya ruhani değerlerdir. Tönnies'e göre bütün toplumsal değerler toplumsal ve bireysel irade tarafından şekillendirilir ve hepsinin referans noktaları toplumsal ilişkiler, kolektifler ve toplumsal örgütlerdir. Tönnies ticaretin ve kapitalizmin gelişmesiyle birlikte toplumsal değerlerin de değiştiğini belirtmektedir. İnsan çabası sistemleri, toplumsal kurumlar teorisi. Bu sistemler 3 grup halindeki toplumsal değerlerin cemaat ve cemiyet içinde yer alan biçimleri olarak görülebilir. Bu açıdan ekonomik sistemler arasında ev endüstrisi, kent ekonomisi, tarım, ulusal ekonomi ve dünya ekonomisi yer alır. Politik sistemler hukuk, koruma ve anayasalardır. Entelektüel veya ruhani sistemler ise din, sanat, felsefe, bilim ve eğitim sistemleridir. Cemaat ve cemiyet. Tönnies'in cemaat ve cemiyet çalışması, endüstrileşme ve kentleşme ile birlikte yaşanan büyük toplumsal değişim ve dönüşümleri anlama çabasını yansıtır. Tarım konularındaki geleneksel yaşam tarzı ile kentsel modern yaşam tarzını zıt toplumsal ilişkiler olarak kavramsallaştıran Tönnies, cemaat cemiyet kavramlarıyla bu iki yaklaşım tarzını ideal tipler olarak açıklamaya ve karşılaştırmaya çalışır. Tönnies, bütün toplumların temelinde insan iradesinin bulunduğunu belirtmekte, cemaat cemiyet kavramlarını insan iradesinin iki farklı tipine dayandırmaktadır. Tönnies'e göre bütün toplumlar ya doğal iradeye ya da rasyonel iradeye ama kesinlikle insan iradesine dayanırlar. Yaşamın kendisi düşünmenin ait olduğu gerçeklik biçimi olduğu için doğal irade insan bedeninin psikolojik eş değeri ya da yaşam birliği ilkesidir. Diğer taraftan rasyonel irade düşünmenin bir ürünüdür. Ancak düşünen bireye referansla bir gerçekliğe sahip olabilir. Böylece sosyolojik bakış açısını sosyal psikolojiyi de içerecek şekilde genişleten Tönnies, cemaatlerde gerçek ve zorunlu bir iradenin yani doğal iradenin cemiyetlerde ise kavramsal yapay isteğe bağlı olan rasyonel iradenin karakteristik olduğunu belirtir. Türkçe'ye topluluk olarak da tercüme edilen cemaat kavramı Tönnies'in geleneksel kırsal topluluklarla ilişkilendirdiği aile veya dostluk ilişkileri içinde birbirine bağlı olan insanların arasındaki kişisel yakın ve sürekli olan insan ilişkilerini içeren bir toplum tipidir. Tönnies geleneksel kırsal
yaşam tarzının hakim olduğu toplumları yani cemaatleri doğuştan gelen yani verilmiş statünün ön planda olduğu, hem coğrafi hem de toplumsal hareketlerin sınırlı olduğu, aile ve kilisenin toplumsal temel toplumsal kontrol mekanizmalarını oluşturduğu, yaşamın ailenin ve kilisenin belirlediği kesin değerler ve ahlak kuralları tarafından düzenlendiği, herkesin birbirine kan bağı ya da evlilikle bağlı olduğu bir toplum olarak betimler. Cemaat içindeki bireyler birbirleriyle yakın, doğal ve duygusal bir ilişki içindedir. Cemaat kavramı kan bağına bağlı olan hane halkı ilişkilerine, akrabalığa, düşünce birliğine dayanan arkadaşlar ve yerleşim yeri birliğine dayalı olan komşuluğa dayanır. Bu çerçevede cemaatler akrabalık, arkadaşlık ve komşuluklardan oluşan bireysel çıkarlarla değil, ortak çıkarlara dayalı, ortak bir yaşam tarzının ve güçlü bir toplumsal dayanışmanın görüldüğü, temel olarak gelenek ve göreneklerden doğan yansız normlara dayanan, ekonomik açıdan tarıma dayalı, entelektüel açıdan dinin ve sanatın hakim olduğu toplumlardır. Ancak endüstrileşme, kentleşme ve ticaretin artması sonucunda insanların ihtiyaçları ve talepleri değişmiş, cemaatler zayıflamaya ve cemaat duygusu kaybolmaya başlamış, yerine ortak cemaat çıkarları yerine bireysel çıkarların ön planda olduğu, yasama tarafından hazırlanan yazılı normların düzenlendiği, toplumdaki ilişkilerin sözleşmelere dayalı olduğu, ekonomik açıdan endüstriyel üretime, entelektüel açıdan bilime dayalanan cemiyetlere bırakmaya başlamıştır. Diğer bir ifadeyle cemaatlerden cemiyetlere doğru yaşanan bu değişimin kaynağı tarımdan endüstriye geçiş, kapitalizmin ve serbest ticaretin gelişmesi ve modern ulus devletlerin doğuşudur. Bu değişim Tenus'a göre bireylerin iradelerin doğal iradeden rasyonel iradeye doğru dönüşmesini beraberinde getirmiştir. Tenus cemiyet kavramıyla endüstrinin ve ticaretin egemen olduğu modern kent yaşamında insanların diğer insanlarla yakın duygusal ilişkilerden çok çıkara dayalı, rasyonel, hesaplı ilişkiler kurdukları, cemaate oranla daha hızlı, rekabetçi ve dinamik bir yaşam sürdükleri toplumları ifade eder. Cemaatler doğal iradeye dayalı, köy ya da kasabalarda aile etrafında organik olarak örgütlenen, kişisel yakın ilişkilerini karakterize ettiği toplumlardır. Cemiyetler ise rasyonel iradeye dayalı, büyük kentler veya ulus devletler etrafında ve mekanik olarak organize olan geçici kişisellikten uzak ilişkilerin karakterize ettiği toplumlardır. Tönis, insan toplumlarının aile ve köy etrafında örgütlenen, ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanan, politik yaşamı yerel olan cemaatlerden büyük kentler ve ulus devletler tarafından örgütlenen, ekonomisi, endüstri ve ticarete dayanan cemiyetlere doğru bir evrim yaşandığını düşünmektedir. Evet, cemaat ve cemiyet arasındaki farkları toparlamak gerekirse, cemaatte biz duygusu egemendir, cemiyette ben duygusu egemendir. Cemaat dayanışma ortak iradeye dayalıdır. Cemiyette dayanışma bireysel isteme dayalıdır. Cemaatte ortak mülkiyet egemendir. Cemiyette bireysel mülkiyet egemendir. Cemaatte topluluğun ortak çıkarları bireysel çıkarlardan önce gelir. Cemiyette bireysel çıkarlar ortak çıkarlardan önce gelir. Cemaatte dayanışma organik bir dayanışmadır. Cemiyette dayanışma mekanik bir dayanışmadır. Cemaatte toplumsal yaşamda töreler egemendir. Cemiyette toplumsal yaşamda moda ve geçici zevkler egemendir. Cemaatte inançların ve dinin önemli bir ağırlığı vardır. Cemiyette ise inançlar ve din yerine kamuoyu ve öğretiler egemendir. Evet, bölüm bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.